Uzayın kelimelerle anlatılmayacak kadar büyük alanı, içinde sayısız gezegen, yıldız ve diğer gök cisimlerini barındırıyor. Galaksiler bu cisimleri içinde bulunduran ve uzayın küçük kümeleri sayılabilecek varlıklar. İçinde bulunduğumuz Samanyolu galaksisinin dışına çıkmasak da milyarlarca yıl önceden yola çıkmış olan ışınları gözlemleyebiliyoruz. Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nde görevli olan bir grup bilim adamı şu ana kadar bulunmuş en uzak galaksiyi keşfettiklerini açıkladı. Bilim adamları yeni galaksinin tam 13,2 milyar yaşında olduğunu açıkladılar. Evrenin kendisinin 13,8 milyar yaşında olduğu tahmin ediliyor. Bilim adamları 13,8 milyar önce Big Bang ile evrenin var olduğunu savunuyorlar. Işığın bir hızı var ve bu evren ölçeğinde çok yavaş kalıyor. Yeni bulunan galaksi 13,2 milyar yaşında olduğuna göre Big Bang ile aramızda 6 milyon yıl kaldı demek. Eğer teleskoplar 13,8 milyar yıl geride bir şey keşfederse bu Big Bang'e denk gelir. Bana göre evrenimiz 13 milyardan çok daha yaşlı. Açık konuşmak gerekirse Big Bang teorisine de fazla itibar etmiyorum. 17 milyar ışık yılı uzakta bir galaksi bulsalar, evrenin yaşı 13,8 milyar hesapladıkları için buldukları galaksinin yaşını küçültür. Bu yabancı bilim adamlarına pek de güvenmenin bir manası yok. Evrim teorisini kanıtlamak için hile yaparak kaynak makineleriyle ara fosil yapan yabancı bilim insanları her şeyi yapabilir. Big Bang hangi ortamda gerçekleşti? Evren neyin içinde? Evrenin dışında ne var? Bilinenler bilinmeyenlerin yanında bir hiç ve asla bu hiçlikten kurtulamayacak. Çünkü her bilinmeyen yanı sıra daha fazla bilinmeyen ortaya çıkarıyor. Alim olan Allah'tır. Bütün insanlık cahildir. Ona ihtiyacı vardır. Allah bilim insanlarının beyninde ne kadar çok doğru bilgi var ederse insanlık o derece bilgi sahibi olur. Allah lambayı bir kapatsa karanlıkta kalırız. Alim Allah, Allah muhafaza eylesin bizleri.